Eyvandan herkese selamlar arkadaşlar. Bu sefer sport oynuyor olacağım. Brand videosunu bir süredir çekmeyi düşünüyordum. Hem de platta yükselme açısından kolay da bir şampiyon olacağını düşündüğümden dolayı dedim normal bir oyun oynayacağıma dedim dereceli oynayalım Brand ile. Şu an karşımızda güzel bir ikili var ve özellikle Lucian'ın 35 oyunda %74'lük bir win yüzdesine ulaşması çok 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 yani hani iyi ve göz korkutucu bizim açımızdan. Karşıda şöyle bir durum var. AD bir tek Katarina var ve ama bu AD'ler çok fazla AD vuran şampiyonlar. Ha, dur yanlış almayayım item'ı. Sport gideceğim. Şöyle yaptık. Gidiyorum ilk önce W ile başlayacağım her zaman gibi. Şaşırtma bir başlangıca hiç gerek yok. Çok fazla işe yaramıyorlar. Bizim lane'imiz güçlü. Umuyorum Miss Fortune birazcık Q'sunu güzel vurabilir ve güzel konumlanır. Yoksa hani Leona Lucian ikilisi çok çok güçlü. Leona girdiği anda zaten kendisi çok hasar verebiliyor. Lucian direkt kombosunu yapınca yalan ediyor ortalığı. O yüzden sıkıntılı. Bizim Jax önden koşturuyor. Riven da yukarıda konum aldı. Buraya gelen biri olursa ben direkt tutuşturumu atacağım. Çünkü bazı durumlarda tutuştur atıyorsun, atmıyorsun. Sonra adam oncanla kaçıyor falan filan. Senin takımın beklenmedik hasar çıkartıyor. Hiç gerek yok. Nasıl olsa hızlı dönüyor. İyi. Ben de kaldı zaten. Tamam hadi geliyorum. Item alıp gelseydim iyi olurdu ben kendi açımdan ama neyse. Tutuştur bu sefer gerçekten gerek yoktu ama bilemezdik. O yüzden direkt attım ben. Adamlar çok 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 sakıncalı bir başlangıç yaptı. Hiç korumadılar. Çok geç geldiler. Neyse bu bizim avantajımız oldu. Umuyorum bunu lane'de de sürdürürüz. Ne oldu lan? Daha mı fazla yardım istiyor? Şu anda plat 4'te 30 puan mı 31 mi 32 öyle bir puanım var. Karşılaşmalar tuhaf geçiyor. Düz vuruşa gerek yok. Düz vuruşla ufak ufak vurayım diyordum ama. Güzel. Yani Riven biraz zorlanabilir ama eğer Riven oradan avantajlı çıkarsa özellikle ilk seviyelerde çok çok şey yapacak. Çok çok ezecektir yani. Şu ana kadar W'larım felaket ötesi. Onlar da 2 level oldu, dikkat etmek lazım. Oha. Yine aralarda. Güzel. Buralarda bir yerde aynen bir adam olabilir. Bunlar çok 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 şey davranıyor. Böyle öne doğru geliyorlar falan. 600 gold'um var benim. Şimdiye kadar hiçbir işlevim olmadı burada. Hala da bir işlevim yok. Oy. Tamam burayı ben güzel oynadım gibi. Ölür mü la adam? Flash'i güzel attım da. Çok iyi. W zaten yetmezdi. Onun patlaması şeyi çok sıkıntılı. Ay burada çok fazla minyon var. Güzel. Güzel güzel. Bir tane W atıp ben base atacağım. Gidiyorum. Dur gitmeyeyim. Tutuştura gerek var mıydı bilmiyorum ama
Kesin kaçamazsın dedim. Çünkü orada adamı kill alsa %12 falan. Aa, bundan geliyordur aynen. Haydi kanki. Al bunları da. Leona'nın kötü yanlarından bir tanesi de bu. E'yi alttan da sizi takip ediyor ve flash'ınızı kullanabilirsiniz. Ben Leona karşı, yani ADC oynadığımda da aynısını yaparım genelde. Size geri dönüşü çok oluyor eğer güzel, müsait bir pozisyondaysanız. Bir tane bundan alacağım. Bir de totem alacağım, öyle gideceğim. Harika. Haydi bakalım, koşalım. Yukarıda ne oluyor? Yukarıda kill'i vermişiz. Çok 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 az canı var. Mid lane'de bir tane asistimiz var. Jungle'ımız şu anda karşı tarafa göre çok daha iyi önde. Ve bizim bot lane'de üstünlüğümüz baya baya belirgin. Şimdi dediğim gibi 31 puandayım. Kazanırsak bir 50'ye falan yaklaşırım. Türkiye'de ben oynarken bu kadar zorlanmıyordum platta. Şu anda çok zor, yani çok zorlanıyorum dedim, böyle her oyun eziliyorum gibisine değil veya her oyun normal de değil. Çoğu oyunda ben lane'imi kazanıyorum ama taşıma durumu biraz azaldı açıkçası. Bu sanıyorum Çin'de, Kore'de, şu Asya ülkelerinde çok fazla olmasından kaynaklanıyor olabilir. Hani şey, iyi oyuncunun yani çok fazla olmasından kaynaklanıyor olabilir. Çok iyi. Yani kesti beni. Bir vuruş daha ya. Orada kaçamayacaktım zaten. Hiçbir şeyim yoktu. O da öldü. Ay ay. Ben orada aslında stunladım şeyi ama yine de hasarımız çıkmadı. 3-1 şu anda. Lucian. Koşa koşa gidiyoruz. Oradan bir ejderha alırlar mı acaba? Yukarıda gördüler muhtemelen Jax'i, o yüzden. Ben gidip zorlayacağım orayı. Ölme ihtimalim var. İyi, güzel. Bunu da aldık. Harika. Tamam. Oy. Biraz korkutmada değil orası ama kanka sen git şeylerini al. Minyonlarını. Hem ejderhayı aldık hem oradan bir tane kill aldık herhalde ya. İki de olabilir, bilmiyorum. Ben bir tane aldım ama. Ve biraz daha itelim. Miss Fortune'un farm yapmasına da bayağı izin veriyorsunuz bu şekilde. İyi, bir çımbırtı daha aldık buradan. Ben şuraya bir tane totem atacağım. İyi, biraz zamanında geldik buraya. Bir de totem buraya atacağım. Burada durabiliriz ya. Pardon. Oyun 6'ya 5. W'mu biraz daha düzgün atmak istiyorum. Şu anda 6 olduk. Değilse belki. Şu an çok 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 sıkıntılı bir durum. Kanka sen almıyorsan ben alıyorum onları. Geldi burada Shinja. Neyse, bir tane totem vermiş olduk ama. Burada bir çılgınlık yapıp ultiyle hiç şeye gerek yok yani. 4-1 bir Lucian var. Çok fazla hasarı olacaktır onun. Ben arkada duracağım. Shinjao hala mid tarafında.
Dağ taşı attığım W'lerle geçiyor bu oyun. Jax geldi. Ha, direkt çıktılar. Şu an benim her şeyim var. Öldü o. Onu da alır mıyız ya? Güzel. Ay. Neyse. Kanka sakin. Kanka sakin. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oy, oy. Bu grubu da alıp gitsek bir base'e. Tamam, harika. Orada çok fazla giremedim. W'yu bekliyordum. Çünkü benden sekerse kill alacak, onu alacak, bunu alacak derken flash'ı direkt attım orada. 3-1-4 gidiyorum ben de. Gayet iyiyim. İlk item olarak bunu almak... İyi olur mu? Olur mu? Şunu geliştirmek için bir parça daha alalım. Şunu da değiştirelim şeye. Tamam, haydi gidiyoruz. Bir dahaki sefer ayakkabı falan alabilirim belki ama şu an bu benim işime çok yarayabilir. Miss Fortune'un işine yarayabilir. Fazla vurdu. Benim asla... Oy, harika. Onu vurdu, iyi oldu. Benim tutan Q'larım, W'larım bundan sonra çok çok daha işlevsel olacak. İyi. Çok güzel. Çok 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 iyi. Benim orada gelmem çok çok, zamanlamam çok iyi oldu yani. Ölür müyüm ben? Harika. Bu adamın manası yok. Beni alabileceğini hiç düşünmüyorum. Öl la! Oha ya. 10 canla falan kaçtı. 0-5 gidiyor şu anda Shinjao. Ben buraya da bir W daha atacağım. Al kanki oraları. Bir kule tıkırı da alır mıyız? Bu adam üzerimize oynarsa alabilirim ya. Harika. İlk kule. Burada base atmanın çok bir şey yok. Burada atabiliriz en azından. Onlar o grubu kesene kadar. Adam koşturuyor gibi sanki. 3 saniye, 2 saniye. Ben attım base'imi. Ayakkabıyı bir bitireyim öncelikle. Ondan sonra... Luden mi? Ha, şu hala bitmedi değil mi? Ama şunu bitirelim. Tam da param olmuş. Şimdi tekrar bir oyunun genel olarak bir bakalım. Midimiz en azından Katarina karşısında tutunabilmiş. Katarina öyle bir adam ki ufacık bir boşlukta 3 tane 4 tane kill alabilen bir şampiyon. 2-3 saniyede ejderi verdik. Birini almıştık, birini verdik. Geliyorum, benim ultim var. Bu arada oyunun başında rünlerimi koymuşumdur ama. İyi, ben ultimi attım, orada parçalanır oralar. 2 kill daha ben buradan aldım. 5-1 yediğim. Double kill. Karşı Leona biraz şey oynuyor ya. Saçma sapan oynuyor. Zaten 9 oyunda %33 win yüzdesi varmış. 9 oyunun 6'sını kaybetmiş. Ben şuraya W'mu atayım. Aa, hepsini aldım. Bu kadar güçlenmişim demek ki. Bir de şuraya atacağım totem. Görelim ne olduğunu. Buradan bu kuleyi alabiliriz. Yanımızda zaten Jax var. Ultim 30 saniye var.
Kanka hepsini alıyorum ben ama. Vallahi kusura bakma. Burada ufak ufak yemlemeler ama bende fazla para var. Benim yemlemememem lazım. Adamlar görüyorlar mıymış bilmiyorum ama. Gir kanka, çok iyi. Ultiyi de patlattım. Fazla damage. Çok fazla damage çıkıyor buradan. Şimdi işin iyi yanı, biz buradan zorlarsak Vayne'in dönmek zorunda kalması gerekebilir. Ve o durumda oradan yukarıdan da bir kule alabiliriz. Ve ben bir W atayım. Bu da kolaydı. O Q tutsaydı bir şeyler daha yapabilirdik de. Bir tane de buraya. Geliyorum ben. Bu adam burada mı lan? Sen kes kanka. Toplayın ölmüş. Ben base atıyorum ya. Çok fazla param var. Burada tekrar zorlamayacağım. Bu parayı alıp mid'e falan gidebiliriz. Öldü bizim adam. Liandry'den daha fazla bu işime yarayabilir. Çünkü şu ana kadar çok fazla kastım. En fazla bende, en fazla kill neredeyse bende. En az da ben almışım. Tam bir MVP. Daha önce oynadığım Brand oyunlarında her zaman söylemişimdir. Brand mid'dense Brand support çok daha iyi. Çünkü hani Brand mid de çok vuruyor. Tabii ki support'tan çok daha fazla vuruyor ama sizin asıl olayınız stunlamak ve şu ultiyi yaydırmak falan olduğu için pasif zaten belli bir seviyede vuruyor. Hani atıyorum mid brand %100 vuruyorsa bu %70 %80 vur. Yani öyle arada deli bir fark yok. Hadi geldim ben. Başlat kanki sen. Şunları da alayım. Onu da sen alacaksın. Buradan da bu kuleyi alırsak. Şu an bize verecekleri bir gruplu bir cevap yok. Çünkü ben buradayım. Benim burada olmam bizim takım için çok büyük avantaj. İyi. Rylai çok iyi ya. Geldim. Ultim de var. Oradan seker mi bilmiyorum ama. Olmadı değil mi? Tüh. Şeyi atamamış, tutuşturu atamamıştım da Allah'tan Ryze aldı adamı. Tuhaf bir başlangıç yapmış. Fazlasıyla kolay bir oyun oldu. Hey, derken üzerime koşan bir Katarina'yı öldüm. Üzdü bu. Ultiyi bir kez daha geliştiriyorum. Buraya bir tane şundan alayım hazır param varken. Şu anda hasarım çok yüksek. O yüzden
Liandry'den çok sanıyorum daha mantıklı olur. Rabadon'un şapkasını almam. Hasarımı daha da yükseltmem. Nasıl olsa öyle savaşta böyle çok çok uzun süre kalmıyoruz. Öyle bir eşitlik yok oyunda. Biz girdiğimiz anda yok ediyoruz genellikle eğer eşit sayıdaysak. Bir tane şunu alabiliriz. Ben maviyi almaya gidiyorum. Açayım, %30 olmuş. Bana verirse sevinirim ya. Verecek mi bilmiyorum ama ben aldım yine de. Ne yapıyorsun lo? Ne yapıyorsun lo? Riven! Ne yapıyorsun? Geliyorum. Sen zıplarsın lan. Ay. Ay. Ay, harbiden. Rice kanki öldün galiba sen. Ay, ben gideceğim. Neyse. Arkadan gelen, önden gelen neyse ki fokuslamadılar bana da. Ah. Neyse kestik onu da. Benim Q minyonda kaldı orada ya. Ultim var şu anda. Üst tarafa doğru koşuyorum savunmaya ben. Bizim Riva'nı. Ulti yaptım. Çok da gerekli değildi aslında. Ama olsun. Her yeri açtık, bir base atabiliriz ya. Ben de base'e gideceğim. Şurada bir base atalım. Ay yemedi. Neyse. Gelen giden olmaz herhalde burada. Base'leri 3 yerden açılmış. Baron'u da alıyorlar. Bunun ben bir parçasını alacağım. Koştura koştura tekrar gidiyorum. 6-2-17. 17 asist iyi ya. Aslında karşı tarafta Lucian hala bir çabalıyor. Adam oynuyor demek yani. Boşuna almamış şeyi. %74 yüzdeyi. Geliyorum ben de. Bitirelim de uzamasın çok daha fazla. Ne olur ne olmaz. Sonuçta karşıda Vayne var, Lucian var, Kata var. Beni burada yakalamazlar inş. Peki de kaçtılar. Ultiledim ben orayı. Güzel. İyi. Çok güzel ya. Çok rahat bir oyun oldu. Bir oyun sonu hasar mı bakalım. Ya bizim takımda çok fazla insan hasar verdiği için en fazla hasar benden çıkmamış olabilir ama baya baya dövdük karşı tarafı. Açılsın bakalım görelim. En fazla puan 13 puan 12.7. O zaman gidelim biz de Ryze'a verelim. The Riven kötü oynamış. E buradan S almışım. 15 puan vermiş. Çok az vermiş. En fazla ikinci hasar bendeymiş. Yani bir sport olarak... Yani Brand'in olayı tamamen bu arkadaşlar. Eğer mid oynarsanız tabii ki daha fazla hasar verebilirsiniz ama siz mid oynadığınızda
Mitseniz yani hasar veren bir adamsınız ama sport oynadığınızda hem sport özellikleriniz var yani en azından bir bakıma var hem de hasar özelliğiniz var. Mesela atıyorum karşıda Leona olunca tamam stun'ı var, oyu, savaş başlatma mekaniği var, şuyu var, buyu var ama bir yerden sonra hafiften 4 ve 5 gibi. Savaşı kötü başlatırsa, Q'sunu, ultisini kötü atarsa yalan. Bu sizin için de geçerli ama muhtemelen demek istediğimi anlamışsınızdır. 5 tane hasar veren kaynak vardı bizde. Atıyorum bana değil de ADC'ye odaklanırlarsa hasarı ben bırakıyorum falan. O yüzden Brand çok sevdiğim bir şampiyon. Zaten kaç oyunda kaç kazanmıştım? 20 oyunda %60'lık bir yüzde var. İnanılmaz yüksek olmasa da fena da değil. En azından %50'nin üzeri sürekli sizi bir tık yukarı çıkartıyor. Umuyorum beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Hikaye videolarını lütfen dinleyin. Şu an siz bunu izlerken belki bu hikayelerden bazıları yayınlanmamış olacak ama yine hikaye videoları da güzel ve en azından 2 günde bir atmaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.